Merhaba. Tamam, hoş geldiniz. Bugün konumuz çok düşük bir sensitivity ile bir teori öğreteceğim. Bunu göstereceğim. Aslında yüksek sensitivity ve düşük sensitivity kullanmanın farklarına bakacağız. Yüksek DPI ve düşük DPI. Benim şu an kullandığım bayağı bayağı düşük bir sensitivity. Şöyle göstereyim hatta size onu. 6.6 kullanıyorum ve şu an 400 DPI'de. Bu da açık bu arada. Input da açık. Bunlar da bu şekilde. Çok yüksek değiller açıkçası. Ve 6.6 yani. Bakalım oynayalım şimdi. Şunu kıralım. Şu an deniyorum bu eğimi. Ya 6.6 bayağı düşük. Ama oynanabilir. Evet, gayet fena değil. Bakalım. Biraz eğimi kontrol etmek zor gibi duruyor ama o kadar da değil açıkçası. Orada adam olduğunu görmemiştim. Biri daha geliyor. Burada. Sanki buradan bir ses aldım. Doğru almışım sesi. Headshot bitmedi. Dediğim gibi şöyle bir farkı var. Düşük sens kullandığınız. Adama çok daha rahat isabetli gidebiliyorsunuz. Yani yüksek kullandığınız zaman sizin vuruş range'iniz çok daha az. Bu şekilde çok tam gösterken adam geldi. Çok daha rahat adamın üstüne kafayı götürebiliyorsunuz açıkçası. Üste biri var. Buraya da yüksek DPI'de çok daha hızlı refleks verebiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi şu an baktığınız zaman evet yavaş ama sanki çok yavaş bir sens kullanmıyormuşum gibi duruyor. Bunun sebebi açıkçası şey, burada adam var. Kol oyuncusu ve bilek oyuncusu olmanız. Eğer kol oyuncusuysanız düşük DPI'yi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat bilek oyuncusuysanız düşük DPI bu kadar rahat kullanılmıyor. Yani kısa bir bilgilendirme amacıyla bu şekilde de. Çünkü soranlarınız oldu bazen. Abi nasıl DPI kullanıyorsun diye, ne kadar düşük kullanıyorsun diye. Ya da düşük DPI sizce daha mı iyi, daha mı yüksek diye. Bu şekilde bir cevap vermek istedim. Eğer söylediğim gibi kol oyuncuysanız bu şekilde düşük kullanabilirsiniz ve düşük geldiğinde 360 da atabiliyorsunuz, bu kadar hızlı da çevirebiliyorsunuz. Çok bir sıkıntı olmuyor ama bilek oyuncusuysanız işiniz biraz zor açıkçası. Turnuva videosu da gelecek. Haftaya başlıyoruz inşallah. Eğer hala turnuvaya kayıt olmadıysanız ve olmak istiyorsanız Discord'a girip aşağıya bırakacağım. Oradan turnuvaya kayıt olabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Açıklayıcı bir video olmuştur. Bu haftaki videoda bu olacaktı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.